Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türk lirasına ve sanayisine baktığımızda ne yazık ki mevcut verilerin pek iç açıcı gelmediğini görüyoruz. Ve buna bağlı olarak da önümüzdeki günlerde dolar TL kurunda hareketlenmelerle karşı karşıya geleceğiz. İşte bu videomuzda ilerleyen dakikalarda hem lira ayağında hem de sanayi ayağında ortaya çıkan problemleri ele alıp neden bunun kura yansıması olacak? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Şimdi liraya baktığımızda değerli arkadaşlarım, yaşamdaki fiili enflasyonla, yani karşılaştığımız enflasyon ile kaydi enflasyon, yani devletin ürettiği, ilan ettiği enflasyon arasında bir fark olduğunu hepimiz biliyoruz. Merkezin faiz düşürerek aslında kaydi enflasyona uygun hareket ettiğini, ancak piyasaların, reel sektörün eninde sonunda yaşamın içindeki o yüksek olan fiili enflasyona göre hareket edeceğini ve buna bağlı olarak da Türk lirasının hızlı bir şekilde değer kaybedeceğini bir önceki videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi bu videomuzda da doların hali hazırda Türk sanayisini tahrip ettiğini, tahrip etmekte olduğunu ve bunun kuru nasıl etkileyeceğini ve diğer bir noktada cari denge rakamları açıklandı. Bu cari dengede de aslında dolar TL için bir tuzak olduğunu açıklamaya çalışacağız. Şimdi sırayla gidelim. İlk önce sanayi üretiminden gidelim arkadaşlar. 13 Eylül günü TÜİK sanayi üretimine dair raporunu açıkladı. Burada Temmuz ayında rapora baktığımızda sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1.2 oranında azalmış. Bu rakamı gelin isterseniz grafikler eşliğinde inceleyelim. Sanayi üretiminin bir önceki aya göre artmasını tabii ki tüm yandaş basın ve televizyonlar dipten dönüyoruz, sanayi uçuşa geçti diye verdi. Ancak bir önceki yıla göre hala gerileyen sanayi nasıl dipten döndü onu anlamış değilim. Grafikte de dikkat ederseniz V şeklinde bir dibe vuruş ve dönüş yok. Sıfırın altında zikzaklar yapan bir veri ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi bu haliyle sanayi üretimi dipten döndü demek bir şekilde vatandaşı ve yatırımcıları yanıltmak demektir diye düşünüyoruz. Sanayi üretimi ne yazık ki dışa bağımlı olduğu için arkadaşlar 5 lira üzeri kur seviyesinde bu dışarıdan gelen üretime yarayan yarı mamul maliyetleri arttığı için üretilen nihai ürünler de pahalı oluyor ve iç piyasada tüketilemiyor, durgunluk oluşuyor. Şimdi doların Türk sanayisine nasıl beyaz bayrak çektirdiğini daha detaylı grafiklerle size arz edeyim. Bakın, sanayi üretiminin yıllık değişimine odaklanalım. Burada her ay gerilediğini görebiliriz. Bu ne demek? Azalan üretim, işsizlik demek, gelir kaybı ve talebin düşmesi demek. Yani krizin devam ettiğinin göstergesi demek. Size bir de ana akım medyada korkudan ya da yandaş medyada misyon gereği, görev gereği böyle bir zafer gibi gösterilen şu meşhur dipten dönüşü gösterelim. Bakalım dipten dönüş mü? Bakın bu da sanayi üretiminin aylık değişimi. Şimdi burada dönüş dememiz için en az 3 ay yeşil sütunlarla belirlediğimiz artışların karşımıza çıkması şart. Ancak burada gördüğümüz ne? Aynen bozuk ritimli bir kalp misali. Artışlar, azalışlar durumun hala düzene oturmadığını gösteriyor ki oturması için sanayinin kurdan aldığı yüksek maliyetten kurtulması gerek ya da kurun düşmesi gerek. Yani sanayinin bir şekilde bağımsızlığına kavuşması lazım. Dolar TL için riskleri yukarıya taşıyan bir etken de diyoruz ki cari denge konusu ki mesela Temmuz ayında son veri açıklandı. Bunu bir hatırlayalım. Ne demişler? Cari işlemler hesabı, yani aldıklarımızla sattıklarımız arasındaki fark artı 1.1 milyar dolar fazla vermiş. Bunun sonucunda da 12 aylık cari açığa baktığımızda bir fazlayla karşı karşıyayız. Yani 4.4 milyar dolarlık bir fazla var. Şimdi buna tabii ki şunu diyebilirsiniz. Yahu ne güzel, işte az ithalat, çok ihracat yapmışız ve artı yazmışız. Sen niye itiraz ediyorsun? Değerli arkadaşlar, burada şuna bakmamız lazım. Biz neden fazla verdik? Şimdi eğer biz burada dün üretemediğimiz malları üretmeye başladık da
bunları dışarıdan almayı kestik ve üstüne üstlük bir de ihraç etmeye başladıysak ne hala? Tebrik ediyorum. Ama böyle bir durum yok. Yani dün ithal ettiğimiz cep telefonunu, işte ilacı, uçağı, kimyaya ait önemli yüksek teknoloji içeren malları biz hala ithal ediyoruz. Dolayısıyla burada ana gerekçe farklı, bu bir zafer değil. Gerekçe çok net, ekonominin durması. Yani kur yükseldi diye üretimde kullandığımız yarı mamulün ithalatı durdu. Ekonomi üretim yapmıyor. Bunu zaten az önce sanayi üretim rakamlarında ay ay gördük. Değil mi arkadaşlar? Üretim durduğu için de haliyle burada bir fazla vermiş olduk. Ve bu aynı zamanda kur neden artmıyor sorusunun da cevabı burada saklı değerli arkadaşlar. Sanayi durmuş, ithalat yok, üretim yok. O halde arkadaşlar eğer yarı mamul ithalatı yapmayacaksan sen üretimin durmuş, dolara talebin de yoktur. Peki dolara talep olunca dolar yukarı çıkar mı? Elbette ki dolar da yukarıya çıkmıyor. Yani bu övünülecek bir durum değil. Ancak biz diyoruz ki dışa bağlı sanayiyi bitirin. Niye? Yarın. Şimdi burada ekonominin, sanayinin çarkları dönmeye başladığı zaman, işte hani diyorsunuz ya sanayi dipten dönüyor denecek, tamam. Hani diyelim ki sanayi dipten dönmeye başladı. İşte bu tam bir felaket senaryosu. Neden? Bakın kur zaten 5,5. Bir de sanayi dipten dönmeye başladıysa, yani çalışmaya başladıysa, çalışma ne demek? Yarı mamülü dışarıdan ithal etmek demek. O zaman önümüzdeki dönemde dolara talep artacak sanayi kesiminden. Ve dolara talep arttığı zaman da ne olacak arkadaşlar? Haliyle kur uçuşa geçecek. Özetle üretimi sıfırlayarak cari fazla vermek maharet değil. Önümüzdeki dönemde üretim bir şekilde artmaya başladıkça bu cari açık da kuru yukarıya doğru çekecektir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, sadece ben değil aynı zamanda birçok kurum da Türk lirası için tatlı günlerin geride kaldığını belirtiyor. Bununla ilgili raporlar yayınlıyor. Bu kurumlardan birisi de Crédit Agricole. Burada Türk lirası için olumlu haberlerin büyük kısmının fiyatlandığını ve ekonomik toparlanmanın Türk lirasını desteklemeye yetmeyebileceğini kaydettiler. Burada Crédit Agricole stratejisti Tresca diye birisinin raporu var ki burada aynen şu cümle geçiyor. Diyor ki Türk lirası için olumlu haberlerin büyük kısmı fiyatlandı ve ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretler lirayı desteklemeye yeterli görünmüyor. Tresca raporunda Türkiye'nin hala yüksek reel faize ihtiyaç duyduğunu ancak çok fazla gevşeme riski olduğunu da sözlerine ekledi ve geçen günkü Merkez Bankası kararının güvercin duruşu ve siyasi baskıyı teyit ettiğini de raporunda belirtti arkadaşlar. Ve cari işlemler dengesindeki iyileşmenin yavaşladığı ve hükümetin kredi desteğinin açığı artırabileceğini de belirtti ve Amerikan yaptırımlarının hala beklemede ve risk iştahını etkileme konusunda aktif olduğunu da sözlerine ekledi. İşte bu bağlamda arkadaşlar dolar TL'ye baktığımızda ilk hedef 5.90 ve akabinde 6.10 ve 6.24 gibi hedeflerin önümüzde durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada kurun yükselmesine yönelik hedefleri belirledik. Ancak tabii bunun bir de tersi var. Yani videoda olumsuz birçok konu anlattık ve bu konuya bağlı olarak da kışa doğru kurun yükseleceğini ve hedefleri ortaya koyduk ama tersi durumunda da yani kurda bir gevşeme de olabilir haliyle. Çünkü neticede piyasada bir arz talep üzerine oynuyor. Böyle bir durumda ne olabilir diye ben hem piyasadaki kurumlarla hem de bireysel büyük yatırımcılarla da konuştum. Buradaki nabzı da almaya çalıştım arkadaşlar. Bu konuşmalardan benim elde ettiğim izlenim benim sizlere daha önceki videolarda arz ettiklerimle aynıydı. Yani ben şunu demiştim. Yatırımcı kur geriledikçe bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirecek. Ve yine şunu demiştim. 6 üzeri maliyeti olan arkadaşlar bile bir şekilde ortalamalarını düşürmek için kur geriledikçe alım yapacak. Peki nedir bu alım yapılabilecek seviyeler dediğimiz zaman? Burada klasik 5.50, 5.40 ve 5.30 seviyeleri karşımıza geliyor. Eğer kur bu noktalara gelirse buralardan da
kademeli bir şekilde alım yapılmasının mantıklı olduğunu söylüyor. Hem kurumlar hem de bireysel büyük yatırımcılar. Ki yani zaten kışa burada 1-2 ay kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla bu 1-2 ay içinde piyasadaki arz talebe bağlı olarak kurda gerilemeler oluşursa da işte bunu bir alım fırsatı olarak kullanmak birazcık daha mantıklı olarak gözüküyor. Şunu kesinlikle beklemeyin. Yani işte ekonomi kötü ve bu kötülüğe bağlı olarak önümüzdeki hafta kur bir anda roket gibi 6.20'ye çıkacak. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Çünkü piyasa homojen değil. Yani herkes aynı şekilde düşünmüyor. Bir şekilde piyasanın ikna olması ve gerçeklikle karşı karşıya kalmak için bir süre zamanın geçmesi gerekiyor. Bu geçen sürede eğer kur gerilerse de ne âlâ. Burada aklıma Warren Buffett'ın bir sözü geliyor. Eğer siz ne olacağını biliyorsanız bunun ne zaman olduğunun çok da büyük önemi yoktur diyor Buffett. Eğer biz kurun yukarıya doğru gideceğine eminsek kurdaki gerilemeleri de alım fırsatı olarak değerlendirmemiz mantıklı olacaktır diyorum. Ve beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.